Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün sizlere bu iki ipimin markasını göstermek istiyorum. Birbirlerine çok iyi uyan bir iplerim bunlar. Bu iplerim arkadaşlar, içine koyuyorum karışmasın diye. Altın başak, 6 kat. Size öyle göstereyim. Bu şekilde. Evet, altın başak polyester dantel ipliği. Renk 740 no 50. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel iplerim. Bundaki de gene altın başak polyester dantel ipliği. Renk 6 no 50 arkadaşlar. Evet, iplerim böyle. Evet arkadaşlar, böylelikle iplerimi de tanıtmış oldum. Hemen oyamın yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben oyamı buraya kadar çimenlerini yaptım. Buradan zürafamı yaptım, ilerledim. Bu iri bir gül olacak arkadaşlar. 3 6 7 8 tane yapmışım. Burada atlıyorum arkadaşlar. Bir zürafa koydum, diğerini atladım. Evet. Tekrar geri geleceğim arkadaşlar. İçine gireceğim. Geri geldim. Ve buraya hemen kirpik koymaya başlıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde normal boyutlarda kirpiklerimi hemen yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kirpiklerimi bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, 10 tane yaptım. 11 yapmam gerekiyor. 11.'yi de beraber yapalım diye yapıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar. Evet, 11.'yi de beraber yaptık. 3 6 9 10 11 oldu. Zürafayla devam ediyoruz arkadaşlar. Zürafayla gidişimizde bunlar yapılıyor. Üstüne de tekrar ayrı iple yapacağız arkadaşlar. Çiçeğimizin tamamını ayrı iple yapıp tamamlayacağız. Burada zürafayla ilerliyorum ben hemen. Çimenlerimin yapımını göstereceğim daha sonra size. Evet arkadaşlar, 8 tane yapıyorum bu şeylerimin arasında. Çiçeğimle çimenlerimin arasında 8 tane yaptım. Diğerine de giriyorum hemen. Bunun tekrar geri döneceğim bunda arkadaşlar. Evet, buraya bu şekilde çimenimi oluşturuyorum. Kenara denk geldi ama. Olsun. Size göstermek için burası da yeterli. Evet arkadaşlar. İki kere giriyorum buraya. Bir tane kirpiğimi yaptım. Diğer kirpiğimi de hemen yapıyorum arkadaşlar yanına. Evet. Sonra doğru dibine değil, buradakine giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde.
geçiyoruz. Tekrar diğerine de girip devam ediliyor ama hepsi bunun gibi yapılıyor. Evet arkadaşlar, ipimi taktım burada. Oyamın yapımına hemen devam ediyorum. Burada zürafa yaparak geri gelmek istiyorum arkadaşlar. Hepsine tek tek girerek bu şekilde zürafa yapıyoruz arkadaşlar. İsteyenler çevirerek de yapabilir. Bu şekilde doğrudan da geliniyor arkadaşlar. Ben hepsini yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, başına kadar geldim. Burada oyamızın sabit durması için zürafamı hemen iğnemi geçiriyorum. Evet arkadaşlar, daha sonra da gerisin geri buradaki boşluğa girerek orada zürafa yapacağım arkadaşlar. Oyama o şekilde devam ediliyor. Evet arkadaşlar, buraya tekrar girip bir tane kirpik oluşturacağım. Tekrar onun tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Onun tepesine bir tane daha kirpik oluşturuyorum. Onun tepesine de çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane daha kirpik yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Sonra dibine aynı yere tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Zürafa yaparak oraya indim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, hemen yanındaki zürafa yaptığım boşluğa giriyorum. Ve oraya zürafa yapıp geçiyorum arkadaşlar. Oraya bir tane hemen kirpik oluşturuyorum arkadaşlar. O kirpiğimin tepesine de çıkıyorum. Sonra yine diğer kirpiğimin onun tepesine de bir tane daha kirpik oluşturuyorum. Onun üstüne de çıkıyorum arkadaşlar. Tepesine. Buraya bir tane daha kirpik oluşturuyorum. Evet. Sonra bunun dibine de en dibine iniyorum arkadaşlar. Evet. Bu güzel modelimiz de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ben diğerlerini de yapıp size döneceğim hemen. Buraya sonuna kadar geldim. Bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da sizle beraber yapmak istedim. Buraya hemen girdim. Tekrar oraya girerek bir tane kirpik oluşturuyorum. Evet arkadaşlar. O kirpiğin tepesine çıktım hemen. Tekrar oraya bir tane daha kirpiğimi oluşturuyorum. Onun tepesine de çıkıyorum arkadaşlar. Bunun tepesine de bir tane kirpik oluşturuyorum hemen. Evet arkadaşlar. Sonra dibine tekrar geri geliyorum. Modelim bu şekilde.
Güzel bir model arkadaşlar. Gösterişli bir model. Evet arkadaşlar, bu modelim dönmesin diye siz de öyle yapın. Ben hemen zürafama hangi tarafına yakınsa oradan tutturuyorum. İki de dolayıyorum hemen. Evet, buraya ben bunu zürafayla tutturdum arkadaşlar. Daha sağlam, daha muntazam oluyor. İpimi buradan kesiyorum arkadaşlar. Ben hemen buraya pıtırcık yapmak istiyorum. Buraya ipimi takıyorum. Benim pıtırcıklarım burada. Bu modele güzel yakışıyor. Pıtırcıklar bu boşluğu dolduruyor hem. Evet arkadaşlar, pıtırcıklarımı da yaptım. Hemen şuradan kestim. Evet. Daha sonra bu aralara da pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen. Evet arkadaşlar, buraya ipimi taktım. Ucunu düğümledim oraya. Hemen pıtırcığımı yapmaya başlıyorum. Bir tane kirpik yaparak. Evet arkadaşlar, 3'er tane pıtırcık yeterli. Pıtırcıya 3'er tane kirpik yeterli. Ben ipimi kesmeden hemen diğerine geçiyorum arkadaşlar. Daha sonra keserim ipimi. Burada oluşturuyorum hemen kirpiğimi. Arkadaşlar, güzel bir havloyosu modeli bu. Hem değişik, farklı arkadaşlar. Sıradan değil. Hem de yapımı zevkli arkadaşlar. Güzel yürüyor. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hem de güzel model. Pıtırcıklarımı da bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu videolarımızı paylaşırsanız başka arkadaşlarımız da faydalanır bu bilgilerden. Paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hemen yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, buradaki pıtırcıklarımı da yaptım. İplerimi kesiyorum. Hemen aralardaki ipleri de kesiyorum. Bu havloyamız çok şirin ve sade, güzel bir havloyası oldu arkadaşlar. Tülbentlerde de, iri çiçek sevenler tülbentlerde de kullanabilir. Ama havlular için daha ideal bir oya arkadaşlar. Şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar, modelin bu şekilde son hali. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Evet, modelimizi beğenirseniz beğenmeyi,
Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da her zaman benim videolarım sizlere ulaşacaktır arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın. Diğerki videolarımda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun.